kalma sistemi. Bu konuda görüşleriniz olabilir mi? Benim soru benim. Bunlar arkadaşlar. Evet, yani süreç dediğimiz zaman aslında yumuşatmak amaçlı bir söylem. Süreç neyin süreci? Süreç dediğiniz zaman bunun içine neyi katabiliriz? Biz bize göre gördüğümüz şu, devletin PKK ile, PKK'nın başı APO ile, PKK'nın başı APO ile oturup pazarlık yaptığı bir söylem. Dolayısıyla bizim bunu Milliyetçi Hareket Partisi olarak kabul etmemiz mümkün değil. Şunu söylüyoruz arkadaşlar, özellikle üstüne basarak da söylüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 21 Nevruz'da bir bahar bayramı kutlanmadı orada. Orada PKK'nın elebaşısı onun talimatlarıyla insanları orada sokağa döktü. Devlet destekli orada bir miting yapıldı. Biz buna son derece karşıyız değerli dostlar. Çünkü eğer bir bayramsa bu bayramda hepimizin olması lazımdı. Eğer bu bayramsa orada Türk bayrağının mutlaka olması lazımdı. Orada Türk örf ve adetlerinin mutlaka ön plana çıkmış olması lazımdı. Ama baktığınızda böyle bir şey görmek mümkün değil. Akil adamlar konusuna gelince bana göre bu millete hakarettir o. Akil adamlar dediğiniz insanlara baktığınızda hayatın hiçbir döneminde devleti milleti için siyasi anlamda görev yapmamış insanların bize göre Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Genel Başkanı, Sayın Başbakan'ın kendisiyle gelebilecek tepkileri karşılamak amaçlı bir tampon olarak oluşturduğu 63 kişilik bir listedir. Yani Sayın Başbakan kendisine gelecek tepkileri ön tarafına bir hat koymak suretiyle ön tarafında gelecek öndeki insanlar bunun değerlendirmesini yapacaklar. İyi olursa Allah'tan, kötü olursa Erdoğan'dan olacak. Torlak'tan Erdoğan'dan olacak. Bu böyle bir süreçtir arkadaşlar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Aslında öyle de diyebilirsiniz. Tabii öyle de denilebilir. Hiçbir mahsuru yok. Yani geldiğimiz süreç bu arkadaşlar. Sayın 63 kişilik akil heyetlere baktığınızda, heyete baktığınızda hayatımızın her döneminde çok beğenerek izlediğimiz Hülya Koçyiğit hanımefendi, Kadir İnanır beyefendi ve bu tip insanlar var. Yani kendimize model, rol model olarak seçtiğimiz insanlar var. Bu insanlar dün bizim için çok değerliydiler, değerliydiler. Ama bugün bir oyuna alet oluyorlar. Alet ediliyorlar. Bunlar şimdi oraya gidecekler de ne yapacaklar? Neyi anlatacaklar arkadaşlar? PKK'nın propagandasını yapacaklar, başka bir şey yapamazlar. PKK'nın haklılığını anlatacaklar. Bu kendilerine de zarar. Bunu kendilerini görmesi lazım. Onun içinde, o heyetin içinde bu işe çok meyil veren, kendisini sol gibi gösterip yaptığı çalışmalardan kendine rant elde eden bir sürü insan var. Bizim gördüğümüz. Vedat Bilgin var. Bizim arkadaşlarımızdan da olabilir. Yani bunu bir şey söylemiyorum ama kendisini Türk addeden, Türk üyesi olarak kabul eden, bu birliği, beraberliği, üniter yapıyı savunan insanların bu şekilde kendilerini bir kenara koyup bu süreci PKK'nın propagandasını yapmak üzere kendilerine görev addetmesini biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak kabul etmiyoruz. Doğru değil, yanlış. Yani bu daha dün değerlendirildi. Aynısı yapılmadı mı? Dolmabahçe'de efendim sporcular toplandı. Sanatçılar toplandı. Yaptığınızda başarısız oldunuz. Bir ikinci deneme daha yapıyorsunuz. Ama şunu söylemek lazım. Acaba Sayın Başbakan bunları gerçekten kendisi mi yapıyor? Yoksa birileri yapmak mecburiyetinde mi bıraktı? Bunu sormak lazım. Bize göre Sayın Başbakan'a bunu birileri yaptırıyor. Sayın Başbakan'a birçok yerde soruyorlar. Tek vatan, tek bayrak, tek dil diyor. Öbür tarafta diyor ki eyaletler sistemi olabilir diyor. Hangisine inanacağız değerli dostlar? Hangisine inanacağız da hangisini kabul edeceğiz? Sonra bölünmeden birlik olur mu arkadaşlar? Yani bir ülkeyi böleceksiniz, eyaletlere ayıracaksınız. Ondan sonra birlikten bahsedeceksiniz. Teklikten bahsedeceksiniz. Bunun olması mümkün değil. Başkanlık sistemi de Sayın Başbakan'ın bir hayali. Bu hayal bu millete zarar verir. Bizim söylediğimiz bunlardır. Dolayısıyla bunlardan Sayın Başbakan'ın
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir dönem daha iktidar olması için devletimizi, milletimizi, üniter devlet yapımızı böyle zorluklar içerisine sokmasını biz kabul etmiyoruz. Doğru da bulmuyoruz arkadaşlar. Peki son dönemde Türk kelimesinden kullanılması daha şey sanki değiştirilmeye çalışıyor. İşte mesela Türk bayrağı değil de Türkiye bayrağı. İşte ya da Ziraat Bankası'nın önündeki mesela TC kalktı, Ziraat Bankası oldu. Hani bunlara ne diyeceksiniz? Vallahi bunlara bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok. Büyük gaflet içindeler değerli kardeşler. Yani Türklük bugüne kadar sanki bir etnisiteymiş gibi söylenmeye çalıştı. Halbuki biz Türk milliyetçileri olarak şunu söylüyoruz. Türk milleti üç kavramdır. Bunun altında herkes birleşir. Ben Karadeniz kökenliyim. Ama söylediğim gibi %1 benim bu millet millet ferdi olarak Türk milleti adını kabul etme mecburiyetim var. Nasıl anlatacağız? Biz şimdi yurt dışına çıktığımız zaman kendilerini savunduğu Türkiye'liliği nasıl anlatacağız arkadaşlar? Türk milleti olmak bunlara nasıl bir zarar vermiş ki Türklükten bu kadar nefret ediyorlar? Neden böyle yapıyorlar bunu anlamak mümkün değil ama bir süreç başlattılar. Türklüğü yerden yere vuruyorlar. Bakın dün Zonguldak'ta bir polis yani uğruna mücadele ettiği o bayrak için bayrak açan kardeşimize diyor ki o bayrağı kapatacaksınız. Bayrağı kaldıracaksınız diyor. Şimdi ben size soruyorum değerli dostlar. Tuzla'dayız. Ben elime bir Türk bayrağı alsam bir taraftan geçsem, yolun bir tarafından geçsem, bir PKK'lı da karşı tarafa geçse, kendisine göre bayrak adettiği o bez parçasını eline alsa geçse, polis beni durduracak, o arkadaşa dur diyecek, devam et diyecek. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bu bir ayıptır, ayıp. Ama şunu da görmek lazım. Yani bunu görenler sadece Türk milliyetçileri mi olması lazım? Hayır. Herkesin içinde ulusalcılık vardır, milliyetçilik vardır. Bu devlete sahiplik vardır arkadaşlar. Ve sahiplenme günü de bugündür. Yani bizim son vatanımızı eğer biz Türk milleti fertleri kabul edip burayı savunamıyorsak vay bizim halimize. Bakın %3'lük, %5'lik bir kendisini Kürt diye tanımlayan ama aslında devleti bölmek üzere yapılandırılmış bir taşeron bu işte başarılı olmak üzere %3, %97'ye hakim kılınmak isteniyor. Bizim anlayamadığımız bu arkadaşlar. Bu kadar basit midir? Ölen insanlarımız, şehit olan insanlarımız neden şehit oldular ya? Bu şehitlere üzülebilmemiz için, üzülmemiz için soyadlarının torlak mı olması lazım arkadaşlar? Ben evde otururken benim kardeşim orada şehit oluyorsa, benim polisim orada birileri ateş ediyorsa, ben bunun hesabını sormak zorundayım. Sonuna kadar sormak zorundayım. Benim için ölüyor, benim için şehit oluyor, bu devlet için şehit oluyor. Bu kadar basit midir? Anaların gözü işte yaşları dilsin, analar ağlamasın. Tabii ki istemeyiz ya. Ama orada ana ağlıyorsa buradaki ağlayanlar nedir? Ne için ağlıyor? Kim ağlatıyor? Demokrasiden bahsediyorlar. Özgürlüklerden bahsediyor bu ekip. Ondan sonra kendisine yol yapan dozeri yakıyor. Bir yaşındaki bebeğe ateş ediyor. Ve bu demokrasi savunucusu oluyor. Arkadaşlar bunu kabul etmek mümkün değil. Bu büyük bir oyun. Bu millet üzerine, bu büyük Türk milleti üzerine oynanmış bir oyundur. Allah'ın izniyle bu oyunu biz bozacağız. Bizden başka kimse bozamaz. Ama inancımız, isteğimiz tek bir şey var. Devletimiz yönetilmesi anlamında yapılacak seçimlerde Türk milleti bize yetki vermelidir. Bize bu yetkiyi verdiği takdirde Allah'ın izniyle biz bu işlerin hepsinin altından kalkarız. Emin olun kalkarız arkadaşlar. Sayın Vekilim bu milletin yetki verme olayı yaklaşık bir önümüzde.